Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel ipin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel bir model. Sıralı şekilde örülüyor, ip kırmadan yapılıyor arkadaşlar. E, modelimiz çok amaçlı kullanabilirsiniz bu modeli. E, kendi kıyafetlerinize uyarlayabilirsiniz. Yelek mesela çocuk kız çocuklarının kıyafetlerine uyarlayabileceğiniz hoş bir model. Bebek battaniyesi de olur arkadaşlar. Ben lif olarak tercih ettim. Gerisi size kalmış. Lif de çok güzel olur. Kullanışlı bir model arkadaşlar bu tür modeller genelde çok istek alıyor çünkü hem kullanışlı hem sıralı. Benim annem de bu tür modellerden çok örüyor. Böyle çabuk ilerleyen, hoş güzel bir model. Evet aslında ben yeşil ip kullandım ama böyle kamerada sanki mavi gibi görünüyor. Boyut olarak da ideal. Daha büyük yapmak isterseniz fazladan zincir kaç tane çekmeniz lazım. Şöyle 1 2 3 dört 4. 4 kutucuk fazla yapmanız lazım benden daha bir büyük yapmak isterseniz. Yine de bence ideal diye düşünüyorum bu boyut. Kare olarak ben biraz dikdörtgen gibi yaptım. Kare yapmak isterseniz 1 iki sıra fazla örebilirsiniz. Evet şöyle kenara alayım. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 90 tane kadar zincir çekelim. Zincirlerimizi biraz büyük alalım şöyle. Çünkü kutucuk yapacağız üstüne. Biraz genişçe, hafif genişçe zincir çekiyorum. Böyle. Evet, 90 tane çekelim yeterli diye düşünüyorum. Evet, zincirimi tamamladım. zincirimiz fazla gelirse fazlasını kesebiliriz. Sorun olmaz. Sayı önemli değil. Hani az olmasın önemli olan o. Evet şimdi geriye doğru bir tırma doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bir zincir doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. Bir zincir doladığım bir zincir atlıyorum ikinciye tırabza. Evet 39 tane kutucuk yaptım ben. Böyle. Ee, geçişleri dikkatlice göstereceğim arkadaşlar geçişleri yani bir sürü geçişleri. Şaşırabilirsiniz. O yüzden dikkatli göstermeye çalışacağım çünkü modelimiz kayıyor. Yana doğru kayıyor yanlarda böyle bu şekilde Evet böyle ee, dediğim gibi kutucuklarımızı yapalım 39 tane kutucuk yapalım küçük olur derseniz artı 4 kutucuk fazla dediğim gibi yapabilirsiniz gerisi aynı zaten Evet tamamlayalım ben de tamamlayıp döneceğim Evet sonuna geldim gördüğünüz gibi kutucuklarımı tamamladım 39 tane kutucuğum oldu. Şimdi burada beyaz ipimi bırakacağım. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle buraya sabitliyorum. Bu şekilde çevirdim. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı doladım. Sıradaki trabzana bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen bu yuvaya bakın. Sıradaki kutucuğa batarak fıstık yapıyorum. 4 defa sarıyorum. 1 2 3 4 sardım. Şöyle tek seferde kapatalım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1 2 3 4. kutucuğa tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4. kutucuğa 4 defa sardım. Fıstık yapıyorum. Şöyle tek seferde kapattım. 4 zincir. Aynı yuvaya başa dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığımı doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 defa sarıyoruz. Kapatıyoruz. 2 zincir. Doladım. Yine 1, 2, 3, 4. kutucağı bir fıstık tek seferde kapattım 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum 4 zincir doladım aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum tek seferde kapattım 2 zincir doladım eliniz sıkıysa 3 çekebilirsiniz 1 2 3 4. kutucağı yine aynı şekilde fıstık yapacağız birincisini yaptım kapattım 4 zincir dibine batıyorum aynı yuvaya 4 zincir çekiyorum ikinci fıstığımı yapıyorum kapattım iki zincir yine dördüncü yuvaya batıyoruz 2 3 dördüncü yuvaya fıstık yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar böyle sıranın sonuna kadar gelelim sıranın sonunu göstereceğim Evet sıranın sonuna geldim şöyle en son iki fıstık yaptım gördüğünüz gibi iki zincir çektim yine 1 2 3 dördüncüye bir fıstık yapıyorum kapattım. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden bu yanındaki trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Zincirin köşesine batarak trabzan yapıyorum. Böyle. Evet. İlmeğimi genişletiyorum. İpimi burada bırakıyorum. Beyaz ipimi alacağım. Öbür tarafta kaldı beyaz ipimiz. Şöyle köşeye bakın köşeye batıyorum içinden çıkardım ipimi 1 2 3 4 zincir tığıma doladım trabzanın üzerine trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden tığıma doladım burada iki zincir çektiğimiz yuvaya iki defa sardığımız fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bir zincir doladım Aynı yuvaya yine bir, iki defa sardım. Tek seferde kapattım, fıstık yaptım, bir zincir. Yine aynı şekilde iki defa sardım. Bir fıstık daha yaptım. Tek seferde kapattım. Bir zincir. Evet, üç zincir çekiyorum. Üç tane fıstıktan sonra bir, iki, üç zincir çekiyorum. Buraya bakın. Buradaki sık iğneye başına dolamadan batıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki 2 zincire 2 fıstık arasındaki 2 zincire yine aynı şekilde 2 defa sardım. Fıstık yaptım. Kapattım. 1 zincir. Şimdi ikincisini yapıyorum. Kapattım. 1 zincir. 3. fıstığımı yapıyorum. 2 defa sarıyoruz. Kapattım. 3 zincir. Buraya iki fıstığın arasındaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladım yine o iki zincire batarak alttan girerek fıstık yapıyorum. Birincisini yaptım, kapattım bir zincir. İkincisini yapıyorum. Tek seferde kapattım bir zincir. Üçüncüyü yapıyorum. Kapattım 3 zincir yine bu iki fıstık arasındaki sık iğneyi başına dolamadan batıyorum. 3 zincir yine o iki zincire sıradaki iki zincire batarak 3 tane fıstık yapacağız. Aralarda bir zincir. Evet, üçüncüsünü yaptıktan sonra 3 üç zincir iki fıstık arasındaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Yine buraya 3 fıstık yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi en son 3 fıstık yaptım. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bu alttaki fıstığın yanında trabzanı var. Gördüğünüz gibi oraya trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım diğer rengimi alacağım o yüzden biraz ipimi çektiriyorum şöyle o ilmeğin içine de batıyorum bu trabzanın tepesine de batıyorum şöyle içinden geçir ya da sonra da geçirebiliriz sonra olmaz şöyle batıp şöyle ikincisine de geçirebiliriz böyle trabzan yaparım bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim bu ipi bırakıyorum şöyle çevirdim burada trabzanın üzerine batıyorum ilmeğimi aldım 1 2 3 4 zincir tığımı doladım sıradaki trabzana bir trabzan tığımı doladım bu iki beyaz fıstık arasına batarak dört defa sardığım fıstık yapıyorum 2 3 4 yine tek seferde kapattım 4 zincir fıstığın dibine başına dolamadan batıyorum diğer iki fıstık arasında da başına dolamadan batıyorum yani geçiş yapmış oldum 4 zincir tığıma doladım. Buraya fıstık yapıyoruz. 2 3 4 sarıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşıda 2 beyaz fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum aynı yuvaya. Diğer yuvaya. Yani diğer iki fıstık arasında da başına dolamadan batıyorum. Geçiş yapmış oluyorum. 4 zincir. Bu yuvaya da bir fıstık yapıyoruz. Kapattığım 2 zincir. Tığımı doladım. Diğer iki beyaz fıstık arasına fıstık yapıyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde 4 zincir çekiyoruz. Biraz hızlanayım. Eminim anladınız. Dibine başına dolamadan batıyorum. Diğer yuvaya da başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Hemen bu yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapattım 2 zincir buraya fıstık yapacağız. Evet bu şekilde bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıramızı tamamlayalım. Son yine göstereceğim. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim en son bu şekilde. İkinci fıstığımı yaptım. Hiç zincir çekmeden alttaki trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir sıradaki zincirimin köşesine trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim. Evet beyaz ipimi öbür tarafta gördüğünüz gibi. Şöyle bunun köşesine batıyorum. Bakın köşeye batıyorum. Şöyle içinden geçirdim ilmeğimi. Dört zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanı trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Burada yanlarda gördüğünüz gibi iki tane sık iğne var. Ortaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle oldu. Burada kasacak gibi 4 zincir çekelim olmazsa. Evet. Buraya araya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada iki zincirim var. Gördüğünüz gibi iki fıstık arasında. Oraya iki defa sardığım fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Şimdi ikincisini yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Aynı yere üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Üç zincir. Buradaki iki fıstık arasına buraya başa donamadan batıyorum. Üç zincir. Tığımı doladım. 2 zincir çektiğim yere yine 3 tane iki tane iki defa sardım fıstık yapıyorum. Aralarda birer zincir. Kapattığım 3 zincir. Bu iki fıstık ortasına başına dolamadan batıyorum 3 zincir. Evet eminim anladınız arkadaşlar. Alttaki yaptığımız gibi Sadece burada sık iğne, iki sık iğne ortasına batıyoruz. Böyle. Evet sıramızın sonuna gelelim. Evet sıran sonuna geldim. şöyle en son bu araya battım. 2, 3, 4 zincir çekiyorum kasmasın diye diğer tarafı da öyle yapmıştık. Buradaki trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir Sıradaki trabzanı trabzan yapıyorum. Şunu da içine alabiliriz. Şöyle. Evet ilmeği de içine aldım. Trabzan yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. ilmeğimi genişlettim. Bu ipimi bırakıyorum. Çevirdim. Diğer rengimi aldım. Trabzan tepesine batıyorum. Bu ipimi içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Tırma doladım sıradaki trabzanı trabzan yapıyorum. Evet buradaki gibi bir tane fıstık yapmamız lazım. Tırma doladım. Fıstık yapacak yerim de yok. Bu tırabzanın üzerine batarak fıstık yapıyorum. 3 4 defa sardım. Tek seferde kapattım. 2 zincir. Böyle oldu. Tırma doladım. 2 beyaz fıstık arasına batarak fıstık yapıyorum. Kapattığım 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Diğer iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık. Kapattığım iki zincir. Doladığım karşı iki fıstık arasına yine aynı şekilde fıstık yapıyoruz. Evet buraları anladınız arkadaşlar. Dört zincir dibine batıyorum. Sıradaki iki fıstık arasına yani sıradaki yuvaya da sık iğne yapıyorum. Dört zincir fıstık yapacağım. İki zincir çekip karşıya geçeceğim. Sadece geçişlerde yani bir üst sıraya geçişlerde karıştırırsınız diye gösterdim. Yine bu sıranın sonunda göstereyim. Böyle devam edelim. Evet, sıranın sonunda göstereceğim. En son buradayım. Fıstığımı yaptım, iki zincir çektim, tırma doladım. Diğer tarafta trabzan üzerine fıstık yapmıştık. Şimdi burada da trabzan üzerine fıstık yapıyorum. Kapattım, tırma doladım. O trabzana bir trabzan yapıyorum. Aynı trabzan bir zincir tığma doladım. Zincirin köşesine trabzan yapıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Beyaz ipim diğer tarafta. Onu alıyorum. Şöyle zincirin köşesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Trabzanın tepesine trabzan zincir çekmeden tığıma doladığım bu iki zincire batarak fıstık yapıyorum. İki defa sarıyorum. Tek seferde kapattım. Bir zincir. İkincisini yapıyorum aynı yuvaya. Kapattım. Bir zincir. Üçüncüyü yapıyorum. Kapattım. Üç zincir. Bu iki fıstık arasına başına dolmadan batıyorum. Üç zincir. Diğer iki zincire Yine aynı şekilde 3 tane fıstık yapacağım. Evet böyle geçişleri de eminim anladınız arkadaşlar. Böyle e, şaşırırsanız videoyu geri alabilirsiniz. Geçişleri e, daha iyi anlamanız için. Böyle şey yapalım e, tam boyutuna gelsin kenarını da göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi yeterli boyuta ulaştığım. Şöyle yanlardan sayarsak daha uzun da yapabilirsiniz. Size kalmış desenleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desen yaptım. Son bir defa da renkli ipimle gittim. Gördüğünüz gibi burada ipimi kesiyorum. Evet beyazla devam edeceğim. beyaz ipimi sabitliyorum yine. 1, 2, 3, 4 zincir tığma doladım. Trabzan üzerine trabzan. Bir zincir doladım. Fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Diğer fıstığın tepesine trabzan. İlk başta kutucuk yapmıştık. O yüzden burada da kutucuk yaparak devam ediyorum. Bir zincir Buraya batarsam trabzanım aşağıda durur. O yüzden buradaki zincire şöyle şu şekilde trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Diğer trab zincire 4 zincir çektiğim yere trabzan. Bir zincir fıstığın tepesine trabzan. Bir zincir diğer fıstığın tepesine trabzan. Bir zincir buradaki zincire fıstığın yanındaki zincire batarak trabzan bir zincir diğer zincire batarak trabzan bir zincir fıstığın tepesinde trabzan aralarda bir zincir çekiyoruz diğer fıstığın tepesine geçiyorum Evet bu şekilde şöyle göstereyim sıranın sonuna kadar gidelim Evet gördüğünüz gibi sıramı tamamladım son trabzanı, bız, e, trabzanımı yaptım. Şimdi bu taraf yanlarda zaten kutucuk. Şimdi ilmeğimi bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim. Bu kutucağı bu tam köşe oluyor. 3 ya da 4 defa sardığımız fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. Tekrar 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım burası köşe olduğu için aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 3 zincir tepesine 3 tane pipirik yapıyoruz. 3 zincir başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tekrar batıyorum. Arada iki zincir tığma doladım. Bir kutucuk atlıyorum ikinciye. Fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Evet, burada biraz kasma oldu o yüzden hemen dibini yapalım bu sefer. Şöyle. Hemen yanındaki kutucuğa yapalım. Köşeyi dönerken tepesine pipirik yapıyoruz. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum tığıma doladım. Bir kutucuk katıyorum ikinciye fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet 3 pipirikten sonra 2 zincir tığımı doladım. Bir kutucuk atıyorum ikinciye. Fıstık yapıyorum. Evet aralarda bu şekilde arkadaşlar. Etrafı da bu şekilde. Köşeye de iki batacağız. Tamamen etrafını yapalım. Sonrasında göstereceğim. Evet kenarını da tamamladım. Şöyle en son İlk yaptığım fıstığın tepesine iki zincir çekip başına dolamadan batıyorum. Tekrar iki zincir ipimi kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sizinki de, benimki de inşallah. Şöyle ipimizi de içe doğru saklayalım. Böyle fazlasını birazdan keserim. Evet beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.